Görünmez Masha. Çocuklar, tadına bakmak ister misiniz? Bu kadar böğürteni ne yapacağım ben şimdi? Hadi ama. Çekinmeyin ve bu lezzetli böğürtlenleri yiyin. Hadi. Biraz cesur olun. Of, neden böyle oluyor? İyi davranıyorum ama yine de kimseye yaranamıyorum. Eyvah! Biri ortalığı darmadağın etmiş. Ama ben yapmadım. Koca ayı, kim yaptı? Burayı kim bu hale getirdi? Hop! İşte yakaladım seni. İşte bu. Hadi şimdi saklambaç oynayalım. Hop. Balığa gittik. Bu küçük kurçuklar gerçekten bir harika. Ve hareket ediyorlar. Koca ayı, balık yakaladın mı? Sen balık yakaladın mı? Ne zaman balık yakalayabilirim? Nerede balık yakalayabilirim? Neden balık yakalayamıyorum? Nasıl bir balık yakalayabilirim? Bir balığı nasıl yakalayabilirim? Nerede balık yakalayabilirim? Nasıl bir balık yakalayabilirim? Bir balığı nasıl yakalayabilirim? Bir balığı yakaladığımda böyle mi olacak? Bu mucizeyi tutunca altın bir güneş gibi parlar. Harika hissedersin kendini, şarkı söylersin eğlenerek. Altın balık kuyruğunu sallayınca tüm dileklerin gerçekleşir. Arkadaşına iyi davran sen, arkadaşlık sihri hak eder. Altın balık kuyruğunu sallayınca tüm dileklerin gerçekleşir. Arkadaşına iyi davran sen, arkadaşlık sihri hak eder. Mutlu hasat zamanı. Büyülü bir gece, bir ay gecesi rüyası, maskeli balo. Ben de tatilimi eğlenceli geçirmek istiyorum. Uhu, harika bir parti vereceğiz. Sevgili tavşan, bu herkes güzel kostümler giymeli demek. Şimdi benim kostümüm yok. Kostüm. Hemen bir kostüm bulmam gerek. Kim olacağım? Kim gibi giyinmeliyim acaba? Beni sadece bir mucize kurtarabilir. Hokus pokus. Sihir. Sihir kullanırsam olur bu iş. Kül kedisi. Evet. Bakalım diğerleri ne yapıyor? Bir sorun mu var? Ben bunun için buradayım. Güçlü olmak ne kadar güzel bir şey. Hayır, bu bir sorun değil. Hemencecik hallediyorum. Gördün mü? Ben olmadan tatil falan olmaz. Gece yarısına daha çok var. Şimdi seni giydirme vakti. Beslemem lazım, bebeğimi beslemem lazım, bebeğimi beslemem lazım. Böylece bebeğim büyür. Oh, benim küçük tatlı bebeğim. Bebişimin karnı doydu mu bakalım? Benim miniciğim yemeğini yedi, biraz daha büyüdü mü? Tamam, o zaman bir daha kontrol edelim. Koca ayı, bakalım bebek büyümüş mü? Koca ayı. Koca ayı. Koca ayı. Sana ihtiyacım var ve sen yoksun. Koca ayı. Eyvah. Bebeğin büyüyüp büyümediğini bilmiyorum. Bebek büyüdü, bebek büyüdü, bebek büyüdü, bebek büyüdü. Koca ayı. Eyvah. Bu iş büyümediğim anlamına mı geliyor yani? Demek böyle bir yermiş. Büyüme iksiri. Eyvah. Yanlışlıkla. Çok kötüsün ve seni hiç sevmiyorum. Hadi bakalım, buradan istenmiyorsun. Ben ne olacağım? Bana da yardım lazım. Büyüdünüz. Bana neler oluyor? Ah harika. Yetişkin olmak istemiyorum. Söylesenize, tekrar eski halime mi döndüm? Tamam, o zaman bir kez daha kontrol edelim. Evet, tekrar küçük olmak çok güzel. Ve motor. Koca ayı, dışarı çıkmak istiyorum. Koca Ayı, çok sıkıldım ama. Hayır. Hayır. Koca Ayı, bu çok sıkıcı. En iyisi ben biraz çizgi film seyredeyim. Koca Ayı, televizyonda da kar yağıyor. Ben çok sıkıldım. O kadar sıkılıyorum ki anlatamam. Belki de bir film çekmeliyiz. Koca Ayı, hadi filmimizi çekmeye başlayalım. Senaryo. Ne yani? Sence senaryo mu yazmalıyız? Diğerlerinin senaryosu yok. Tamam, anlaştık. Ne hakkında olacak? Sıkıcı şey izlemek ister ki. Hayır. Bu tarz bir filme ihtiyacımız yok. Bu daha iyi. İşte ben buna harika film derim. Ne oldu? Ya ben? Ben ne olacağım? Bu ne böyle? Ya filmin yıldızı ben değilim ki. Hayır, bu da işe yaramaz. Maşa ve Koca Ayı nasıl tanıştı? Evet, işte ben film diye buna derim. Filmler ve karakterler tesadüfi değildir, bilerek yapılmıştır. Koca Ayı İçin İlkbahar. Bu elinde şekerlerle, hem de bensiz. İyi günler dilerim Koca Ayı. O elinizdeki şey ne acaba? Ve tüm bunlar benim için mi? Yeterince iyi. Ama yeterli değil. Çok. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Daha çok. Ve daha çok. Bir bebeğin şekeri asla alınmaz. Kim olduğunu çok merak ettim. Koca Ayı, Koca Ayı. Kim bu hanımefendi? Koca Ayı. Koca Ayı. Sana bir şey demeliyim. Tabii. Havada aşk kokusu var. Sakın ona hırlayayım deme. Kar ve buz erir ve dağılır. Bak işte bahar geldi. Zaten bizim için uygun bile değil de. Yağmur damlaları düşer. Ne güzel çatılardan. Nehirler akar ovada. Bölemez dostlukları. Arkadaşlığımız sonsuza dek sürecek. Denizler suyla, gökyüzü havayla, bahçeler çiçekle, ormanlar ağaçla. Gökkuşağı yedi renk, rengarenk ve parlak. En iyi dostluklar birlikte kurulur. En iyi dostluklar birlikte kurulur. İyi yolculuklar. Zıplamak hoşunuza gidiyor. O zaman sizi biraz zıplatalım. Eyvah! Siz çok kötüsünüz ve ben gidiyorum. Koca ayı. Herkes benden saklanıyor. Koca ayı da benden saklanıyor. Belli ki benden kaçıyor. O pekala. Koca ayı da yok. En iyisi ben eve gideyim. Gidiyor muyuz? Olamaz. Benim bagajım nerede? Bavullarımı hazırlamayı unuttuk. Tamamdır, artık gidebiliriz. Bir güle güle de mi yok? Birbirimize vedalaşmayı unuttuk. Hadi sen de aşağı inme, onlarla vedalaş. Böyle vedalaşma mı olur Koca Ayı? Kartpostal yollarım. Siz de bana yazmayı unutmayın. Şuraya bak. Bizi karşılamaya gelmişler. Harika bir yolculuktu değil mi Koca Ayı? Çözülmesi zor dava. Çevirme. Daha okumayı bitirmedim. Çözmemiz gereken bir davamız olsaydı. Koca Ayı, Koca Ayı. Oo, bu çözülmesi zor bir dava gibi görünüyor. Şimdi bir bakalım. başlayalım. İlk olarak... Şu andan itibaren sevgili Watson, her şey artık daha basit. Görüyor musun Watson? Sebep belli. Ve burada da bu şey nedir bu? Kim olursa olsun her şey çok basit. Edin. Görüyorsun değil mi sevgili Watson? Bu iş gerçekten çok basit. Patiler yukarı. Bizimle geliyorsun. Sen bizim asıl şüphelimizsin tavşan. Çok basit. Piramit yapın. Ağacın tepesine tırmanacağız. İşte bu. O kadar da basit değil. Watson, çok karmaşık bir davaydı. Söylemiştim değil mi? Gerçekten çok basit. Nefesini tut. Saat 6'da görüşürüz. vay canına. En son ne zaman çilek yediğimi bile hatırlamıyorum Koca Ayı. Tamam. Ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Aa hayır, bana neler oluyor? En az 5 dakika nefesinizi tutun. Nefesimi tutmamı mı istiyorsun? Harika, sonunda gitti. Aslında pek işe yaramadı. Balon şişirin. İşe yaramadı. Eğik pozisyonda küçük yudumlarla su için. Çocuklar her zaman soru soruyorlar. Benim de bir sorum var. Tavsiye ver lütfen. Bu hıçkırık nasıl gider? Bilmiyorum ki. Gece gündüz geçmek bilmiyor. Sürekli su içip durursam. Çaydanlığın hıçkırık nasıl geçer? Hıçkırık tutan kişiyi korkutun. Ansızın gelip korkutursan beni, belki işe yarar. Her şeyi denedim, artık bitsin bu çile. Çare bul lütfen. Ne yapayım bilemiyorum. Sürekli su içip durursam, çaydanlığın altında yatarsam. Bu sevimsiz hıçkırık nasıl geçer? Oh harika. Bizim gibi seni de hıçkırık tuttu. Tamam Koca Ayı. Artık nefes alabilirsin. Ne yapacağım ben? Yer Değiştirme Günü. Çocuklar odalarını temizlesin, güneş gibi ışıldasın sağlıkla. Çocuklar odalarını temizlesin, güneş gibi. Ne? Koca ayıya bir şey mi oldu? Neden koşmuyoruz? Hadi koşalım. Acele et. Şimdi iyi misin? Bize kim olduğunu söyle. Hatırlıyor musun? Bak bak bak.